Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT konu anlatım matematik kitabımızda bugün hız problemlerinin konu olarak son kısmındayız. Ama birebir ÖSYM ve beceri temellilerden önceki de son kısımdayız aynı zamanda. Sonrasında sorularımıza geçiş yapıyoruz. Yine soru çözüyoruz tabi ama artık orada hem çıkmış hem de yeni nesil soruların nasıl olduğunu göreceksiniz. Hiçbir şeyi eksik bırakmamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Aracın gittiği toplam yolun toplam zamanı oranına ortalama hız denir. Ortalamamız arkadaşlar, toplam yol bölü toplam zaman. Ben de oradan okuyorum sanki şey gibi, <laughs> e, coğrafya tarihi yapar gibi. Ortalamamız arkadaşlar, toplam yol bölü toplam zaman. E, kaç defa yol alıyorsanız, o yolların hepsini toplayacaksınız. O yolları ayrı ayrı aldığınız süreleri toplayacaksınız. Burada bir böyle bir formül de var bu arada, pratiklik olsun diye ben bunları da koyuyorum. Belki bazen öğretmenleriniz anlatıyordur diye. A noktasından B noktasına V1 hızıyla gittin. Sadece bunu iki yolda da yapabilirsin tabi. gittin ve döndün yollarında. Gittin döndün 2V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 ile de yapabilirsiniz. Aynı yolu gidip dönersek ama tamam mı? Bu orada geçerli. Bu herhangi bir şekilde ortalamız. Bu sadece AB arasında gidip gelmedeki ortalamız. Bakalım şimdi. Bir araç saatte 40... Ha, bu arada şu formüler zaman geçerli. Her zaman geçerli. Bunu ekstradan isterseniz gidip gelmeli yollarda kullanabilirsiniz üsttekini daima. Bir araç saatte 40 km hızla 6 saat, saatteki 45 km hızla 4 saat yol alıyor. Buna göre aracın bu hareketi boyunca ortalama hızı nedir? Şimdi ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Mevzumuz şu. Formül ne? Toplam yol yazayım onu. Toplam yol bölü toplam süre. Yapalım o zaman. Toplam yolumuz 40 çarpı 6 240. 45 çarpı 4 180 bölü 6 artı 4. Böylece 420 bölü 10'dan arkadaşlar 42. Bunu kullandık. İkinciyi niye kullanamıyoruz hocam? Çünkü aynı yolu gidip dönmüyoruz ki. Bu normal. Devam ediyoruz yolumuza. 4 eşit parçaya ayrılmış bir dairesel pistin A noktasından koşmaya başlayan koşucu B, C ve D noktalarına geldiğinde hızını bir önceki hızının yarısına düşürmektedir. Koşucu A noktasına döndüğünde hareketi boyunca ortalama hızı ilk hızının kaç katı olur? Şimdi hemen bir uyanıklık yapalım. Burada son hıza ulaşacak artık. Buradan zaten devam ediyor. O zaman ben buradaki hızına V diyeyim. Bir önceki hızı 2V. Bir önceki hızı 4V. Çıkış hızda 8V olur. Gerçekten o zaman kesirlerle de uğraşmamış olurum. 8V, 4V, 2V, V diye gideriz. Bir de arkadaşlar bunu, buralar eşit yol bakın. Hızla süre ters orantılıdır. Ben eğer... Burayı t sürede alırsam 8 VT kadar yol alırım. Burayı o zaman 2T kadar sürede alırım. Sonra bakın 2V yine 8T yol almak için burası 4T olur. V hızıyla 8VT'ye gitmek için burası da arkadaşlar ne kadar sürede alınır? T sürede. Hatta onları aralığa yazayım. Şurayı T sürede, bu aralığı 2T sürede, burayı 4T sürede ve bunu da 8T sürede alacağım. O zaman toplam yollarımız hep 8 vt bak. 8V çarpı T. 8V çarpı T. 8V çarpı T. Ve 8V çarpı T. Niye? Hız düşüyor ama yola aynı olduğu için sürede artıyor arkadaşlar. 8VT kaç tane var bundan? 4 tane. Toplam yolu buldum. Toplam süreye bakalım. T. 2T. 4T. Ve son olarak 8T. Böylece 8VT 32VT. Paydası 12, 3 daha 15 t geldi. Bu gitti. Ortalama hız 32 V bölü 15 oldu. Bize ne demiş arkadaşlar? Son ortalama hızın ilk çıkış hızına oranı. İlk çıkış hızımız neydi? 8 V'ydi. Dolayısıyla sadeleşti. 4 bölü 15 geldi arkadaşlar. Bir araç A kentinden B kentine... ...saatte 60 kilometre hızla gidip A kentine geri dönmüştür. Bak şimdi o formülü kullanabiliriz artık. Aracın hareketi boyunca ortalama hızı saatte 48 kilometre olduğuna göre... ...B kentinden A kentine saatte kaç kilometre hızla dönmüştür. Şimdi burada hem birinci formülü hem ikinci formülü kullanabiliriz ya... ...hazır madem artık çok şükür geldik deyip A'dan B'ye B'den A'ya o formülü kullanalım. Şuydu 2V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Hocam ben bunu kullanmak istemiyorum derseniz... Bu soru için yine toplam yol bölü toplam süre geçerlidir. Sorun değil. Yapalım o zaman. Bu formülü kullanmış olalım artık. 2 çarpı 60 gittim. Dönüş hızı hızını bilmiyorum. V2. Bölü V2 artı 60. Kaça eşit arkadaşlar? 48'e. Şimdi sadeleştirmeyi yapalım. Böl 12'ye 4. Böl 12'ye 5. 4'ü burada 2'ye böl 2. 5V2 eşittir. 2V2 2 artı 120 olmuş oldu. Değil mi? Bakayım bir. ha Bir, bir saniye pardon. Bir şurada 2 varmış. Bir de burada 5 varmış. 10 ve 2 arkadaşlar. Düzeltiyorum. Aa, ama o iki şeyin ya. Hay Allah çok. Yani burada da sırf üşendiğimizden güya üşendik işlem yapmaktan. O yüzden bir daha baştan sadeleştireceğim. Kusura bakmayın. 48'i burada 120. Böyle 24'e 5. Ha, düzgünce şöyle bölsene işte. Böyle 24'e burası 2. Şimdi artık içler dışlarımızı yapalım. 2 ile çarpalım. 2V2 artı 120. Burada da 5V2. Zaten bunu doğru yapmışım. Sonra kendi kendime kafamı karıştırdım. 120 eşittir. 3V2. V2 de buradan ne geldi arkadaşlar? 120 bölü 3'ten 40. Bizden ne istiyordu? İkinci hızını istiyordu. Bitti bu kadar. Formülde yazdım yerine yapıştırdım geçtim. Bir de hemen şunu söyleyeyim. Diyelim arkadaşlar bir araç var böyle. Bir araç diyelim şu noktadan geçecek. Bu noktadan geçmesi için kendi boyu kadar yol alması lazım. Bak gerçekten görelim. Diyelim araç buraya geldi. Tamamen bunu geçmesi için hakikaten bak araç kendisi kadar yol alıyor. Görüyor musunuz? Başlangıç noktasını şöyle karalayayım. Sonra ilerledim. Burası oldu. O zaman ne kadar yol aldı bak? Her zaman yol şöyle ölçülür. İlk başladığı nokta son yine aynı noktanın bitirdiği nokta. O zaman bak hakikaten boyu kadar yol oluyor. Burada da zaten not olarak yazıyor. Tünellerde ne yapacağız? Mesela tünel böyle olsun. İçine böyle diyelim bir tren girecek. Meşhur öyle sorular oluyor ya bir tren giriyor. Sanki otobüsler şeyin içinden giremiyormuş gibi ama trende uzun bir şey ya o yüzden arkadaşlar. Tren böyle girdi. Şu noktadan giriş kısmını böyle ön böyle yapalım arkadaşlar lokomotifini. Çıkarken böyle bakın ne kadar yol oluyor. Dikkat edin lütfen. Bir kere tünelin boyu kadar yol alıyor. Şuradan başladı. Burada bitti. Ne kadar yol aldı? X artı Y. Demek ki burada kendi boyu artı tünel kadar yol alması gerekiyormuş. Tamamen çıkması için. Bunu söyleyeyim. Bu nokta kendi boyu kadar. Tünelde tünel artı kendi boyu kadar arkadaşlar. Bunu söyleyeceğim. Buna göre artık sorularımıza bakacağız. Uzunluğu 200 metre olan bir trenin aralarında 4 kilometre mesafe bulunan 800 metre ve 1 kilometre uzunluğundaki iki tünelden birine girip diğerinden tamamen çıkma süreleri 2 dakika olduğuna göre. Şimdi tünellerden birini şöyle uydurup çizeyim. Ee, birisi 800 metre 0.8 kilometre diyelim madem hepsi kilometre. Sonra arada 1 kilometre mesafe var. Bir tane daha tünel var. O tünel ne? 1 kilometre maşallah. Ee, o da arkadaşlar, değil mi? 800 metre ve 1 kilometre uzunluğunda, pardon, aralarındaki mesafe 4 kilometreymiş. Bu tünel 1 kilometreymiş. Şimdi, tren böyle geldi. 200 metre uzunluğunda, yani 0.2 kilometre. Buradan başladı. Hep şunu düşünün. Bir arabanın gittiği yolu bulmak istiyorsanız bir arkasına bir önüne bakmayın. Hep aynı noktadan başlayın. Başlangıç noktası burası olsun. Başladık. Tamamen çıktı tünel. Tamamen çıktı, buraya geldi. Ne kadar yol aldı bak? 0. Şurayı başlangıç kabul edersek girdi başı, sonra çıkacak tamamen en arkası. 0.8 artı 4 artı 1 artı şu kendi boyunu da unutmayın bakın. Her zaman dediğim gibi bir sabit başlangıç al, onun son durduğu yer son aldığın yolun noktasıdır. Buna göre 5 0.8 0.2 6 kilometre yol almış. Hızı neydi bunun arkadaşlar bilmiyoruz. Çıkma süresine ne? birinden girip tamamen diğerinden çıkma 2 dakika. Hız nasıl bulunur ama? Kilometre bölü saat diyor. Ama sakın 2'ye bölme. 2 bölü 60 yap. Neden? Bu 2 dakika. Ben bunu saate döndürmek için dakikayı ne yapıyoruz? 60'a bölüyoruz. Böylece buradan arkadaşlar ne olmuş oldu? E, toplam aldığı yol 6 çarpı 60 bölü 2, 180 kilometre bölü saatmiş arkadaşlar. abi hızlı hareket eden bir tren işaretlenmiş bir noktayı 10 saniyede geçebilmektedir. Aynı hızıyla harekete devam edecek olan tren geçtiği sabit noktadan 3 kilometre uzaklıkta bulunan kendi boyundaki tüneli geçecektir. Tüm hareketini 120 saniyede tamamlayan trenin saniyedeki hızı kaç metredir? Şimdi. Şöyle bir sabit nokta olsun. Buradan tren böyle geçecek. Ne söylemiştik? Bir noktadan geçerken kendi boyu kadar geçer. Gerçekten bakın şöyle buraya geldiğinde bu noktayı tamamen geçmesi için kendi boyu kadar yol alması gerekiyor bakın. O zaman ne demiş? Gen kendi geçtiği sabit noktadan 3 kilometre uzaklıkta bir de böyle bir kendi boyunda tünel var. Şu treni böyle yapalım. Kendi boyundaki tünelden de tamamen böyle çıkmasını istiyoruz. O zaman bakalım aldığı yol ne olacak arkadaşlar. Şimdi bir kere burada zaten normal geldi. Neye dikkat edeceğim? Bu tüneli geçerken şuradan girecek. Bakın. Şuradan buraya geldiğinde bir 10 saniye gider değil mi? Çünkü tünelin boyu kendi boyu kadar ya. Ne demiştik? Kendi boyunu 10 saniyede geçiyor. Soru öyle söylüyor. O zaman burayı 10 saniyede alır. Sonra buraya geldiği zaman da arkadaşlar bakın. E, tamamen çıktığında bir 10 saniyede orada alır Toplamda 20 saniye aldı Demek ki Şu yolu da arkadaşlar kaç saniyede alacak 100 saniye o yol ne 3 kilometre 3000 metre diyelim Bunu da 100 saniyeye bölelim Böylece saniyede hız arkadaşlar kaç oldu 30 Metre olmuş oldu yani bunu da böyle hallettik Bu şekilde hız problemleri ile alakalı artık o konuyla ilgili kısımları hallettik arkadaşlar. Bundan sonrasında birebir ÖSYM'de hakikaten ÖSYM'nin çok kaliteli hız problemleri sorduğunu görmüş olacaksınız. Bunlara bakacağız iki parça halinde. Sonra devamında beceri temelli sorulara bakacağız. Bir de bizim hazırladıklarımıza ve belki de problemlerin en yorucu kısımlarından biri diyebiliriz değil mi? Hız problemleri hakikaten insanı biraz yoruyor zihnen bu kısımları yaptıktan sonra da yolumuz artık yüzde problemleri, karışım problemleri, grafik problemleri diye devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.